Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Hasan Yığın. Şimdi sizlere ikinci derece denklemler kursundan konik pekiştirme sorularını çözeceğim. Bu çözeceğimiz sorular arkadaşlar 23. filmimizden olacak. 23. filmimizin ödev testleri olacak. Evet arkadaşlar, sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, birinci ödev testinde verilenlere bakacak. Verilen sorulardan ilk sorumuzu inceleyelim arkadaşlar. İlk sorumuz ne diyor? A artı 1 x küp artı 4 çarpı x üssü b artı 1 artı 3 x eksi 2 ifadesi. İkinci dereceden bir bilinmeyen denklem olduğuna göre. A b çarpımı kaçtır diyor. İkinci derece denklemde arkadaşlar x küp terim olmaz. O zaman üçüncü dereceden bir denklem olur. O zaman burayı sıfırlattırmamız lazım. A'yı kaç olarak aldık arkadaşlar? Eksi 1 olarak alıyoruz. B'mizi de kaç alacağız arkadaşlar? 2 alacağız. Pardon. X B artı 1 de 2 olacak arkadaşlar. B artı 1 2 alırsak B'nin de 1 olacak. Bu durumda AB çarpımı kaçtır diyor. A'mız eksi 1, B'miz de 1. Çarpımları A ile B'nin çarpımı eşittir. Eksi 1 olacak arkadaşlar. Evet. İkinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Denklemin gerçel sayılarda çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gerçel sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi diyor. Arkadaşlar bunu biz ne yapabiliriz? Çarpanla ayırmayla yapmamız daha kolay olacaktır. Bu tür denklemleri çözerken öncelikli olarak çarpanla ayırma yöntemini deneyeceğiz arkadaşlar. Deneyelim. X karenin çarpanları x diye yazılır. Sonra 2 sayının çarpımı eksi 3 toplamı 2 ise birine 3 deriz arkadaşlar. Birine de kaç deriz? Eksi 1 deriz. Çarpımları ortadaki terimi bize verdi mi? Veriyor arkadaşlar. O zaman hatırlayalım çarpanın ayırma yönteminde. Bu denklemin kökleri x artı 3 çarpı x eksi 1 eşittir 0 diye yazılır. Buradan x'i eksi 3 olarak buluruz veya x'i 1 olarak buluruz arkadaşlar. Öyleyse bu denklemin çözüm kümesini nasıl yazacağız? Çözüm kümesini eksi 3'e 1 olarak yazacağız arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Şimdi alanı bu üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Alanı 40 metrekare olan dikdörtgen şeklinde bir bahçenin uzun kenarı kısa kenarından 6 metre fazladır. Bir dikdörtgen çizelim arkadaşlar. Uzun kenarı kısa kenarından 6000 metre fazla. Buraya x birim dersek burada x artı 6 oldu arkadaşlar. Evet. 6 metre. Bahçenin çevresini istiyor arkadaşlar. Alanı kaçtı? Alan çarpalım arkadaşlar. X çarpı x artı 6. Kaç eşit oluyormuş? 46. Şimdi buradan deneyerek 4 diye bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama biz denklem yoluyla normal işlemimizi yapalım. Evet, bunun çarpanları kaçtır arkadaşlar? X diye yazarız. Bura kaç olacak? 2 sayının çarpımı eksi 40, toplamı 6. O zaman birini 10 alalım. Birini de kaç aldık? 4 aldık arkadaşlar. Birini de eksi 4 verdik. Eksi 4x, 10x, 6x'i verdik. O zaman çarpanımız x artı 10 çarpı x eksi 4 oldu. O zaman çözüm kümemiz kaç oldu arkadaşlar? Biri 4'tür, biri de eksi 10'dur. Bu denklemin çözüm kümesi. Ama eksi 10 diye uzunluk olmayacağı için biz kimi arayacağız? 4'ü arayacağız arkadaşlar. O zaman bir kenarı 10 birim, bir kenarı 4 birim, kısa kenarı 4 birim, uzun kenarı 10 birim. O zaman çevremiz ne oldu arkadaşlar? Dikdörtgenin çevresi 28 metre olur. Birimimiz metre arkadaşlar. Cevabımız C çıktı. Evet arkadaşlar, dördüncü sorumuzda x kare eksi 25. Şimdi arkadaşlar bunu normal çarpanla ayırma ile yapalım. X eksi 5 çarpı x artı 5 diye bunu yazdık. Bir tanesi 5'tir, bir tanesi 5'tir. Diğer kök eksi 5'tir arkadaşlar. Oldu mu? Bunları sıfırlayan değerler 5'e eksi 5'tir. Çözüm kümemiz 5'e eksi 5 olarak bulunur. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar şunu şu şekilde yapabilir.
x kare 25 dersin. Bunun kökünü aldığınız zaman ne olur? X karenin kare kökünü aldığınızda bu ne yapar? Mutlak değeri x diye çıkar arkadaşlar. Bu da 5 olarak gelir. X'in mutlak değeri 5 ise bu x sayısı 5'tir veya x eşittir eksi 5'tir diye mutlak değerin özelliğinden biz bunu bulacağız arkadaşlar. Bu mutlak değeri atlamak istiyorsanız arkadaşlar, her tarafın bu adımı atlamak istersek de her tarafın karesini aldığım, kare kökünü aldığımız arkadaşlar x eşittir artı eksi kök 25 diye yazabilirsiniz. Hani bir sayının karesi 25'e eşitse bu x sayısı artı eksi kök 25 diye yazarsanız şu mutlak değeri işlemleri atlamış olursunuz. X'in değeri 5'tir veya X'in değeri eksi 5 şeklinde denklemi çözmüş olursunuz arkadaşlar. Bunlar da diğer çözüm yollarımız. Evet, denklemini tam kareye tamamlayan yöntemini çözerken elde edilen denklem aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar, tam kareye tamamlama yöntemini anlatalım. Eksi 12'yi ne yapıyoruz arkadaşlar? Eksi 12'nin yarısını alalım. Eksi 12'yi 2'ye bölelim. Kaç oldu? Eksi 6. Şimdi arkadaşlar, ortadaki terim eksi olduğu için eksi 6'nın karesini bir alalım. Kaç oldu? 36. Şimdi arkadaşlar, bize ilk terim artı olduğu için ekleyeceğimiz 3. terim tam kareye tamamlayacağımız zaman 3 terim lazım bize. 30 sayının karesi değil çünkü. Bunu kullanamıyoruz. Dolayısıyla eksi 12x diye bunu yazdık. Eksi 6'nın karesi artı 36. Burada eksi 36 yazdık arkadaşlar. Artı 30 da buradan geldi. Şimdi artı 36 yazdık. İlk terim artı ise 3. terim de artı olacak arkadaşlar. Buna dikkat edin. İkisi de pozitif çünkü. Ortadaki terim negatif. Şimdi o zaman bu ifadeyi tam kare şeklinde yazacak olursak x x diye buraya yazdık. Eksi 6 eksi 6 yazdık. O zaman burası x eksi 6'nın karesi olarak yazılır. Eksi 36 ile 30'u toplarsak eksi 6 da buradan geldi arkadaşlar. Şimdi tam kareyi yazdık. Bu ifadeyi tam kare şeklinde yazmış olduk arkadaşlar. Evet, cevabımız C şıkkıydı arkadaşlar. X eksi 6'nın karesi eksi 6 var. Bakın buraya hata yapmayın. Burada da çok yakın bir değer vermiş. X artı 6 diye vermiş. Buna dikkat edelim. Ortadaki terim eksik arkadaşlar. Evet. 6. sorumuz arkadaşlar. Denklemin köklerinden biri eksik olduğuna göre diğer kökü kaçtır diyor. Denklemin köklerinden biri eksik ise kök denklemi sağlar arkadaşlar. X'e eksi 2 verelim. Eksi 2'nin karesi. Eksi 3 2 artı 3 çarpı eksi 2. Eksili sayıları parantezinde yazalım arkadaşlar. Açın. Hata yapmak istemiyorsak bunları eksi sayıları parantez içinde yazıyoruz. Eksi 2'nin karesi 4 yaptı. Eksi 6 artı a. Buradan da a'nın değerini 2 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Evet arkadaşlar, bu sorumuza geçelim. Denklemin gerçek sayıları çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bunu biraz önce yaptığımız yöntemlerle yapabiliriz. Arkadaşlar bunu ne yaptık? İki parantezini alalım. X kare eksi 4 eşittir 0 diye yazdık. Buradan da x eksi 2 çarpı x artı 2 diye çarpanları ayırırız. Bunun kökünün bir tanesinin 2, bir tanesinde eksi 2 olduğunu bulduk. Arkadaşlar denklemin çözüm kümesi eksi 2'ye 2 olarak bulunur. Nasıl yazıyoruz? Eksi 2'ye 2 olarak çözüm kümemizi yazıyoruz arkadaşlar. Ya da pratikten ne yapılır arkadaşlar? X kare eşittir 8 dersin. X kare eşittir 4 dedik. Hangi sayının karesi 4'tür? Bu sayı artı eksi kök 4 diye yazılır. X'in değeri 2'dir. Ya da X'in değeri eksi 2'dir arkadaşlar. Bu da ikinci yolumuz olsun. Evet arkadaşlar, bu denklemin çözüm kümesini de bu şekilde bulmuş oluyoruz. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Denklemin çözüm kümesini istiyor bizden. 4x kare artı 16x eşittir 0 diyor. Burayı arkadaşlar 4x parantezine alabilirsiniz. Çarpanlayma yöntemiyle yapalım bunu. Burası x kaldı. Burada kaç kaldı? 4 kaldı. Eşittir 0. Şimdi arkadaşlar burayı sıfırlayan değer kimdir? 0'dır. İşte 0 verirsek 0 olur. X'in kökü 0'dır.
R sıfırlayan değer kaçtır arkadaşlar? Bu da eksi 4'tür. Biri 0, biri de eksi 4'tür. Denklemin çözüm küresi eksi 4'e 0 olarak bulunur. Evet arkadaşlar, denklemin çözüm küresi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bunu da yine çarpan dayanma yöntemiyle bulalım. Xx eksi 7'ye eksi 3 diye yazabilirsiniz. İşte dışarı çarpımı yaptığınızda x10 x'i buluyoruz o zaman. X eksi 7 çarpı x eksi 3 diye bunu yazdık. Eşittir 0 dedik. X buradan 7 gelir ya da x buradan 3 gelir arkadaşlar. Evet, 7 ile 3 geldi. Çözüm kümemiz kaçtır arkadaşlar? 3 ve 7'dir. O zaman çözüm kümesi 3 ve 7 olarak bulunmuş olur. Cevap Deniz arkadaşlar. Bu denklemin de çözüm kümesini bulun diyor bize. Yine çarpanlayma yöntemiyle deneyelim arkadaşlar. Çarpımdan aybından ayıralım. Çarpının bir tanesini 7 verelim. Bir tanesini eksi 1 versek. Ne oldu? Eksi 2x. 7x, 5x'i bulduk değil mi? Ama biz istenilen eksi 5x. O zaman işaret değiştirelim arkadaşlar. 2x'e x diyoruz. Buraya eksi 7 diyoruz. Buraya 1 diyoruz. Çarparım. İşte çarpmaz çarpımı yaparım. Eksi 7x, 2x, eksi 5x kalır arkadaşlar. O zaman bu denklemin çözüm kümesini şu şekilde bulmuş oluyoruz. 2x artı 7, pardon arkadaşlar. 2x eksi 7 diyeceğiz biz buraya. 2x eksi 7 çarpı x artı 1 eşittir 0 diye bu denklemi yazıyoruz. Burayı sıfırlayan değeri bulalım. Bir de bunun için sıfır yapan değeri bulalım. Bu iki terimli ifade bir polinomdur arkadaşlar. Birinciden bir polinom, bu da bir polinom. Bu polinomun sıfırlarını bulmak demek, denklemin köklerini bulmak demektir. Bunu sıfırlayan değer de 7 bölü 2. Bunu sıfırlayan değer de eksi 1'dir arkadaşlar. O zaman çözüm kümemiz ne oldu? Denklemin çözüm kümesi eksi 1'e 7 bölü 2 olarak bulundu. Evet. Bu şıklardan eksi 1'e 7 bölü 2 cevap Denizli oluyor arkadaşlar. Bu sorunun da cevabı Denizli olarak çözülmüş oluyor. Soruda arkadaşlar. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakiden hangisidir diyor. Arkadaşlar burada x karenin önünde eksi varsa direkt çarpabilirsiniz. İşaretini eksi ile çarpın. Hiçbir şey değişmez. Eksi 7x artı 12 oldu bak. X karenin önünde eksi olduğu zaman çarpan daimada sıkıntı yaşamazsınız ama bir işiniz biraz daha bir tık daha bir adım daha zor olabilir. Bunun için x karenin önünün artı olması bizim için bizim işimizi daha da kolaylaştırır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çarpan daimayı iyi biliyorsak bu soruyu gözümüzde de çözebiliriz. İki sayının çarpımı 12, toplamı x7 olacak. O zaman bu sayılar kaçtır? X bir tanesini x x diye aldık. Birini eksi 4 aldık. Birini eksi 3 aldık. Çarpımları 12, toplamları eksi 7 oldu. O zaman x eksi 4 çarpı x eksi 3 kaç ediyoruz? 0 ediyoruz arkadaşlar. X'in değeri buradan 4'tür. X'in değeri buradan 3'tür arkadaşlar. O zaman denklemin çözüm kümesi 3'e 4 gelir. Oğlum arkadaşlar burası 3'e 4 olarak bulunur. Evet, bu sorumuzun denklemi diyor ki denklemin kökleri buymuş. X1 ve X2'dir diyor. Birinci kök ikinci kökten büyüktür diyor. Kökler arasında da böyle bir bağıntı varsa diyor, bu bağıntının değeri kaçtır diyor. Yani bu ifadede istenilen değeri bulunuyor bize. Arkadaşlar bunu çarpanlara ayıralım. 6 asal çarpanlara kaçtır 6'nın asal çarpanları? 3x 2x diye ayrılır. Bunun çarpanlara kaçtır? 5'e 1 diyelim. 5'e bir tanesine eksi 1 verelim. Buraya verelim. 15x eksi 2x. 15x eksi 2x 13x oldu mu arkadaşlar? Oldu. Ama biz ne istiyoruz? Eksi 13x istiyoruz. O zaman işaret değiştirelim arkadaşlar. Burası 1 birim oldu. 2x eksi 5 de buradan geldi. O zaman ne oldu? Ortadaki terimi eksi 13x olarak buluruz. O zaman 3x artı 1 çarpı 2x eksi 5 diye de denklemi yazalım. Bunu sıfırlayan değer kaçtır? Eksi 1 bölü 3'tür. Bunu sıfırlayan değer de 5 bölü 2'dir arkadaşlar. Kök
x1 x2'den büyütür. O zaman büyük köke 1 diyoruz. Buna da 2 diyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar. Burada x1'i 2 ile çarp diyor. Çarpalım arkadaşlar. 2 ile 5 bölü 2'yi çarpalım. x2'yi de arkadaşlar x2 de x3 ile çarp. Bu da eksi 1 bölü 3 oldu. İkiler birbirini götürdü arkadaşlar. Burada 5 kaldı. Eksi 3 ile 3 çarp 3 oldu. 3, 3'e böl 1 yaptı. Sonuç 6 geldi arkadaşlar. Burada da bu değeri de 6 olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi karesinden bu ödev testi 3'teyiz arkadaşlar. Karesinden 2 katı çıkarıldığında 3'e eşit olan karesinden bir sayının karesinden 2 katı çıkarıldığında 3'e eşit olan gerçek sayıların toplamı kaçtır diyor. Karesinden 2 katı çıkarıldığında 3'e eşit olan sayı x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 diye bu denklemi yazarız arkadaşlar. Şey yapanlarımız kaçtır? X eksi 3'e 1 olarak bunu alırız. O zaman çarpımlar x 3 çarpı x artı 1 diye yazıp bunu ifadeyi çarpanlara ayırmış olduk. Bu çarpanları sıfırlayan değerler kaçtır? Bir tanesi 3'tür. Bir tanesi de 1 eksi 1'dir. Toplamı arkadaşlar ne oldu? Bunların toplamı ne oldu? 3 eksi 1'den kaç bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. İstenen cevap 2'dir arkadaşlar. Denklemin kökler toplamı kaçtır diyor bize. Arkadaşlar denklemin kökler toplamı dediği zaman şimdi arkadaşlar bir denklemi çözerken sağ tarafı ya da sol tarafı sıfırlamamız gerekiyor. X artı 2 çarpı x artı 1 eksi 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0 diye bunu yazıyoruz. Arkadaşlar burada ne var? Pardon, şurası x eksi 2 olacak arkadaşlar. Orayı düzeltelim. Burası x eksi 2 olacak. X eksi 2 burada var. Burada da var arkadaşlar. X eksi 2 orta parantezini alalım. Ne kaldı? X artı 1 kaldı. Bir de x3 kaldı arkadaşlar. X 2 çarpı x eksi 2 geldi arkadaşlar buradan da. Oldu mu? Evet. Buradan ne yaptık? 3 parantezini aldık. X artı 1 eksi 3. X eksi 2. Evet. Denklemin kökler toplamı kaçtır? X eksi 2 parantezini aldık arkadaşlar. Burada eksi 3 kaldı. Burada da x eksi 2 kaldı. Kökün bir tanesi kaçtır? 2'dir. Diğer kök de 2'dir. Evet arkadaşlar denklemin kökler toplamı kaçtır diyor. Burada da 2 2 daha kaç geldi arkadaşlar? Evet. Buradan da bunu kaç olarak aldık arkadaşlar? X eksi 2'nin karesi. X de toplamı 4 olarak alıyoruz arkadaşlar burada. Evet. Kök var. İkisi de 2 2 arkadaşlar. 2 2. Başka da sağlayan değer şu anda burada yok. X artı 1 bak kontrol edelim bir sefer daha. Sol tarafa attık. X eksi 2 orta parantezini aldık. X artı 1 eksi 3 oldu. X eksi 2 oldu. 2 kökün toplamı da 4 geldi arkadaşlar. Evet. Denklemin köklerinden biri m eksi 1 olduğuna göre diğer kök kaçtır? Köklerinden biri m eksi 1. Arkadaşlar köklerinden biri m eksi 1 diyorsa diğer kökü kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada iki kökün çarpımı kaç olacak? Bakın iki kökün çarpımı kökün biri m eksi 1'miş. M eksi 1 neyle çarpılmış arkadaşlar bakın. Şimdi burada m eksi 1 iki sayının çarpımı. Ya da şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar bunu kökler çarpımına da gidebiliriz. İsterseniz buraya da yazabiliriz. M eksi 1 yazalım arkadaşlar buraya. M eksi 1 yazalım. M eksi 1 yazdık. M eksi 1'in karesi kök denklemi sağlar arkadaşlar. M eksi 2 çarpı M eksi 1 diyelim. Burada da ne var? M eksi 1 var mı burada? Var arkadaşlar. Eksi parantezinde M eksi 1 de buradan geldi. Eşittir 0 dersiniz. Bakın hepsinde M eksi 1 var arkadaşlar. M eksi 1 orta parantezini alalım biz burayı. M eksi 1 orta parantezini aldığımızda burada M eksi 1 kaldı. Burada M eksi 2 kalmıştı arkadaşlar. Eksi M eksi 2 yazalım. M eksi 1 aldık. Burada eksi 1 kaldı. Burada M eksi 1'imiz var. Bunu çıkartalım arkadaşlar. M eksi 1
eksi m artı 2 eksi 1. Evet arkadaşlar, buradan ne geliyor? Şunlar birbirini götürdü. Şunlar birbirini götürdü arkadaşlar. Burası kaç kaldı? İkiler birbirini götürdü. Burası sıfırladı arkadaşlar. 0 çarpı m eksi 1. M eksi 1 çarpı 0 eşittir kaç arkadaşlar burası? 0 yapar. M'nin değerini 1 olarak alırız arkadaşlar. Evet. M'nin değeri 1'dir. M'yi 1 olarak verirsek arkadaşlar, kökün bir tanesi 0 gelecek bakın arkadaşlar. Kökün bir tanesini 0 olarak buluruz. Tamam mı arkadaşlar? Evet. M'yi 1 olarak verelim. X kare. M'yi 1 verdiğimizde burası kaç oldu? X oldu burası. M'yi 1 verdiğimizde burada 0 oldu arkadaşlar. Bunun kök parantezini alalım. X parantezini alalım. X artı 1 eşittir 0 oldu. Bir tanesi kökün 0'dır. Bir tanesi de eksi 1'dir arkadaşlar. Kökün biri 0, biri de 0. Bir eksi 1'dir arkadaşlar. Evet. M'yi 1 aldığımızda burası kaç oldu? 0 oldu arkadaşlar. O zaman kökün biri 0'dır. Diğeri de eksi 1'dir arkadaşlar. Bunu da bu şekilde çözebiliriz arkadaşlar. Denklemin kökleri x1 eşittir 4 ve x2 eşittir 3 olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diyor. x1 verelim arkadaşlar. x1 4'tür, x2 de 3 olduğuna göre a artı b toplamı. Şimdi arkadaşlar x1 verelim. Kök denklemi sağlar. Yaz o zaman. X'e 4 verdik. 4 eksi b a bölü 2. X'e 4 vermiştik arkadaşlar. 4 eksi b bölü 2 eşittir 0 dedik. Buradan 2 ile çarpalım arkadaşlar burayı. 4 kere 2 kaç geldi? 8 eksi a. Evet. Burada kaçtır? 8 eksi b eşittir 0 diye yazabiliriz arkadaşlar burayı. Evet. 4 verdiğimizde a'lar b'ler buradan geldi arkadaşlar. Şimdi 0 geldiyse arkadaşlar a 8'dir ya da b 8'dir. A'yı 8 olarak alabiliriz. B'yi 8 olarak gelebilir arkadaşlar. Ona iş aslında arkadaşlar buradan şundan da direkt yapabilirdik aslında. Kökün bir tanesi kaçtır? A bölü 2 dersiniz. İkinci kökü de kaçtır dersiniz? B bölü 2 dersiniz. Bunların sıfırlayan değerleri birini 4 alırsınız, birini 3 alırsınız arkadaşlar. 4, 3 aldığınızda a x1 birinci kökü aldığınızda 8 yapar. İkinci kök de kaçtır? 3'tür, 6. Arkadaşlar bakın şunu ya da şunu yapabiliriz. x1'i 4 olarak alalım. x2'yi de 3 olarak alalım. Fark etmez arkadaşlar. Burayı 4 alsanız, burayı 3 alsanız herhangi bir şey değişmeyecektir. O zaman bu biraz uzun yol oldu arkadaşlar. Buradan da çıkar ama ona hiç girmeyelim. Yerine koyma metoduyla yapmayalım bu soruyu. Arkadaşlar birinci kök 4 oldu. A bölü 2 eşittir 4 derseniz. İkinci kökü de B bölü 2'yi de 3 olarak alırsanız. A'nın değeri 8'dir. B'nin değeri 6. Ve şu diyebilirsiniz. Hocam biz bunu o zaman şöyle değiştirsek herhangi bir şey değişmez. Bu sefer B'yi 8 bulursunuz. A'yı 6 bulursunuz arkadaşlar. Dolayısıyla A artı B toplamı 14 gelir buradan. Evet. Arkadaşlar bu sorumuza bakalım. Öklit bağıntısı görüyorsunuz. Öklit'in kuralını burada tanımlamış. Yüksekliğin karesi dik açılı üçgende 90 dereceden inen yükseklik tabanla ayırdığı parçaların çarpımını karesini işte. Yani yüksekliğin karesi A'dan indirilen yüksekliğin karesi tabanla ayırdığı parçaların çarpımını eşittir. O ile ise arkadaşlar şurada sorumuzu x artı 1'in karesi geniş yerde yapalım. X eksi 1 çarpı 2x eksi 1 diye yazalım. Bunun açılımını çarpanlayamadan veriyoruz. Tam kare ifade bu ifade. 2x artı 1 eşittir. 2x kare eksi x eksi 2x artı 1 de buradan geldi. Evet. Bu tarafa atalım arkadaşlar. Sol tarafı sıfır yapalım. 2x burada var. Eksi 5x oldu. Birler birbirini götürdü. 0 eşittir x çarpı x eksi 5.
x'in değeri buradan 0 ya da x'in değeri 5 geldi arkadaşlar. İstenen değer 5'tir. Evet, denklemin bir kökü m olduğuna göre m artı 3 kare ifadesinin değeri kaçtır diyor. Denklem arkadaşlar bir kökü m olmuş. O zaman arkadaşlar ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar buradan ne yapalım? Şimdi m denklemi sağlar mı? Sağlar. M'nin karesi denkleme m koyalım. M kare artı 6 m artı 8 pardon eksi 8 eşittir 0. Buradan m kare artı 6 m'nin değerini 8 olarak bu yazalım. Bunun açılımını yapalım arkadaşlar. M artı 3'ün karesinin açılımını m kare artı 6 m artı 9 yapar. M kare artı 6 m kaçtı? 8'di. 9'a topla 17 geldi arkadaşlar. İstenen değeri 17 birim olarak bulmuş olduk. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz burada sona ermiş oluyor. Diğer 24. föyde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.